Müthiş şüphelendi, anormal sinirlendi. Ben dedi meslek hayatımda 20 kişinin arama yapıldığını hiç görmedim, bir dedim. İkincisi gelir gelmez dedi, ilk 3 dakikanın içinde nasıl buluyorsunuz bunu dedi. Elinizden koymuş gibi dedi ama bayağı yüksek sesle çok sinirli bağırıyordu böyle. Eviniz kaç katlı? Ne kadar yeri aramaları gerekiyor? 3 odası vardı, bir salon, 2 oda daha vardı. Evet. Ve mutfak var, balkon var, her yeri var evin yani. Ama bunlar bir yere Evet, bir girdiler. yere girdiler. Ve bulur bulmaz da hadi çıkalım dediler. Yani ya başka yerlerde de varsa, Evet. değil mi? Evet. Çünkü amaç o değil ki. Yani çünkü zaten başka yerde zaten bulamayacağını biliyor. Zaten dışı başka yerde yok. Evet. Bir yerde var. Onu da bulunca çıkmaları gerekiyor tabii ki. Evet. Yani boş yere niye adam kendini yorsun? Yani olaydan emin çünkü. İkisi birleştirilince tabii çok acayip bir görünüm oldu. Yani net olmuş gibi oluyor. Yani böyle bir şeyde kesin tutuklama olur. Hakim tutuklama olayına bir kere hiç yanaşmadı. Çok samimi ifadesi dedi. 72 saat içerisinde böyle bir şeyin olmuş olmasından şüphelendi. Yiyecek içecek de bu verilebilir mi dedi. Önce bunu sorun dedi adli tıptan. Bir de böyle bir şey oluyor mu dedi. Yani kanda bu böyle bir şey olabilir mi? Bunu ama asıl şüphelendiği çok çabuk bulmaları, orta katta bulmaları, bulur bulmaz da çıkıp gitmeleri. Evet. Sonra adli tıba gitti. Adli tıp bu ancak gözaltındayken yiyeceğine içeceğine karıştırılarak verilebilir. Böyle bir doz yani mümkün değil dedi adli tıp. Bir de yani Evet. Allah'ın bir hikmetidir bana göre. Ben Evet. şu anda yani ilk Evet. defa duyuyorum sizin kendi ağzınızdan. Yani 24 saat gözaltı olmuş olsaydı belki zor 72 saat olunca 72 saat kalması mümkün değildir. Allah O ayaklarını zaman dolandırdı. yiyecekler Evet. Evet. olmuştur. Evet. Allah ayaklarını dolandırdı. Evet. Evet. Yani hakikaten öyle özellikle de 12 saat, 15, 16 saat sonra yapmış olsalardı net olur ve kurtaramazdık. Evet. Yani çok net olacaktı. Ama 72 saat bunun hiçbir açıklaması yok. Bir de çok yüksek bir doz. 5 mikrogram bölü mililitre. Yani en yüksek doz. Evet. Oradan olay kesin netleşti ve beraat aldım. Ama olayı nerelere kadar tırmandıracaklarını ve neler yapabileceklerini de gösteriyor karşımızdaki gücün. Buna da bayağı bir Müslüman da inandı. Hatta ileri gelen Müslümanlardan bir tanesi ya diyor belki sıkılıp almıştırsın diyor belki şey olmuştur diyor. Niye reddediyorsun diyor. Yani mahkemede ispat etmese Müslüman kalacak demek ki. İnançlarına göre insan sıkıldığı zaman gayrimeşru şeyler alır, öyle. Şimdi sigara içerler, niye Evet. içiyorsun? Dertten. Bir daha içtiğini görürsün. Neden? Ya bayramdır, düğündür. Peki dertten içiyorsun, rahatlıkta içiyorsun. Bu nasıl izah ediyorsun bunu? Yani Hayır. nasıl içer bir Müslüman Bir de sıkıntıdan nasıl yani alır? evet kokain şiddetli bir zehir. Yani Evet. aklı başında bir insan yani kendini bilen bir insan öyle şiddetli bir zehri alıp vücudunu perişan eder mi? Şu olacak iş mi? Biz suyun bile menba suyu olmasına dikkat ediyoruz. Temiz olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü Allah yiyeceklerin temiz olanlarını Müslümanlara söylüyor. Evet. Bu zehir bu. Zehir yenir mi? Hocam bu konuda iki konum daha var. Bir hapishane döneminiz, bir de çete kurma Evet. davasıyla yargılandınız. Biz çete kurmayla başlayalım, sonra hapishane hatıralarınızla, hapishane döneminizle, sizin tabirinizle Medrese-i Yusufiye dönemi Evet. dediniz, o döneme gelelim. Önce çete kurma davasına bir dönelim. Psikolojik savaşta insanları en çok etkileyecek iddialar çok önemlidir. Mesela bir fikirle insanlar baş edemiyorsa, mesela benim fikirlerimden, Darwinizmi eziyorum, materyalizmi eziyorum, ateizme geçit vermiyorum. İlmi yönden baş edemiyor. O zaman psikolojik savaş devreye girer. Psikolojik savaşta halkın en etkileneceği, halkın ruhunda en şiddetli etki meydana getirecek şeyler seçilir. Yani en akla gelmez, en çirkin iddialar olması gerekir ki halk etkilensin ve desin ki işte bu şahıs böyle şeyler yapıyorsa, yapmışsa ki yapıyor, görülüyor, basın bunu söylüyor, gazeteler söylüyor. O zaman biz bu insanın kitaplarını okumayalım, fikirlerine de önem vermeyelim. Amaç budur. Bu doğrultuda bir psikolojik savaş yapılmıştır. Akla hayale gelmeyecek şeyler iddia edilmiştir. Mesela telefon konuşmalarında ses kaseti deniyor. Bu açıkça böyle aleni. Bu bambaşka bir anlama getirmişler konuşmalarda. Bahçe kameraları var, normal, makul kameralar. Herkesin her yerde kullanıldığı. Bunlar gizli kamera olarak ortaya koymuşlar. Mesela disket sürücü var, normal bir şey. Onu disket silici olarak koymuşlar.
Biz bunları teker teker bilir kişi tespiti yaptırıp gösterttik, anlattık, hepsini ispat ettik. Ebru Şimşek isimli bayanın attığı iftiranın doğru olmadığını, yine hem filmi seyrettirdik kadının, o olaydaki çekilmiş gizli kamera filmini seyrettirdik. Mahkeme heyeti, heyet halini seyrettiler. Baktılar ki alelade bir dairede, alelade bir insanla, çok alelade şekilde olmuş bir olay. Evin benim bulunduğum evle alakası olmadığı yahut onların iddia ettiğinden yani hiçbir şekilde bağlantısı olmadığı bizzat mahkeme heyeti tarafından görüldü. Evet. Çünkü heyet baktı gördü, koca koca kolonlar var. Filmde görülüyor. Benim bulunduğum evin tavanında kolon yok, dümdüz. Yine heyet baktı gördü, pencereler benim bulunduğum evde tavandan tabana kadar. O evde pimapen küçücük pencereler var. Bir de olayda öyle ne bir silahlı adamlar var, ne şantaj yapanlar var, ne baskı yapanlar var. İki kişi var, bir o kadın, bir de karşındaki kişi var. Bomboş oda. Yani olayın çok net olduğunu açıkça mahkeme gördü. Zaten bakar bakmaz mahkemenin kanaati geldi. Ayrıca şahitlerin beyanları, diğer şeyler, diğer delillerle bu konuda mahkeme, ikinci ağır ceza mahkemesi bütün delilleri saydıktan sonra net olarak beraat kararı verdi. Kardeşim bak bizi 10 yıldan beri uğraştırıyorsunuz. 10 yıllık bir iftira çalışması var basının. Ama basının hiçbiri çıkıp bu konuda beraat etti Adnan Oktar demedi. Evet. İşte psikolojik savaşın bu gereğidir o. Beraat etti diyemiyorlar. Ama 10 yıldan beri sür manşet gazetelerin birinci sayfasından sür manşet verdiler. Evet. Bu psikolojik savaşın yönteminin nerelere varacağını göstertiyor işte. Mesela çete iddiasından da beraat ettik. Bunu da söylemiyorlar. Mesela sanıkların savunmalarına, savunma tanıklarının ve bilirkişlerin beyanlarına, bilirkişlerin beyanlarına ve 2004/337 esas sayılı dosyada dinlenen müşteki ve tanıkların yargılama sırasındaki beyanlarına ve yukarıda deliller bölümünde tek tek gösterilen delillere, tek tek gösterilen deliller göre sanıkların cürüm işlemek için teşekkül oluşturdukları, yani çete ve bu örgüte yönetici ya da üye oldukları konusunda atılı suçu işlediklerine dair mahkumiyetlerine yeterli kesin ve inandırıcı kanıt bulunmadığı, ki bu şahıs, bu beraat eden şahıs imam olarak gösterilen, çete üyesi olarak gösterilen kişi ve bizim arkadaşlarımız. Kanıt bulunmadığı, dolayısıyla bu suçların sabit olmadığı sonuç ve kanısına varılarak sanıkların bu suçtan da beraatlerine ilişkin aşağıda hüküm kurulmuştur. Evet. Açık açık. Fakat bu hükmü gazetesinde yazan, manşetinde veren, haberinde birinci haber olarak veren yok. Tabii. Mesela Ebru Şimşek de mahkeme çok detaylı delillerini tek tek sayıyor ve bu nedenle diyor beraat etmişlerdir diyor. Hiçbir yerde duymadık. Evet. Mesela geçenlerde bana mahkemeye gelmem için yazı yazıldı ki mahkemeye bir kere gelmeyenlere herkese yazılan sıradan bir yazıdır. Bütün gazetelerde Adnan Oktar zorla getirilecek. Tanık olarak yazıldığı zaman bile tanık olarak gidemediğiniz takdirde raporunuz tabii vardır, raporunuzu sunarsınız. Yine ihsar çıkar tabii. Evet, hemen o tabii yazı çıkar, polis doğruyla getirmesine karar verir. Evet. Ama öküzün altında buzağı arayanlar böyle tabii yazarlar. Mesela birkaç gün sonra gittim ben, ifademi verdim, ihsar kalktı, hiçbir yerde haberi çıkmadı. Evet. Çıkmaz da. Çünkü psikolojik savaşa göre bunun yapılmaması gerekir. Hocam siz yani bir sürü manevi tazminat davası, maddi tazminat davası açma hakkına sahipsiniz. Herhalde açarsanız bize de yeter, herkese de yeter alacağınız tazminatlar. Hiç düşünmediniz mi öyle tazminat açmayı? Yok, başladı şu an. Yavaş yavaş tazminat davalarını kazanmaya başladık. Şimdi isimlerini zikretmeyelim. Ankara'da onlardan meşhur bir adam var. Sürekli yazar. Bizim bir de belediye başkanımız var Ankara'nın. Evet. Sürekli gider Ankaralılara döner, sürekli döner ikram eder. Siz de böyle bir şeye bağlayın. İstanbullular döner keyfine doysun. Olabilir. Hatta 7 milyar birisinden tazminat kazandık. Böyle iftira atan bir şahıstan 7 milyar kazandık. Yine bir 3 milyar daha kazandık. Yani bunlar var.
Olabilir o fikir, güzel. Peki hocam, hapishane dönemine gelelim. Evet. Çok zor dönem. Ben de hapis yatmış bir kardeşinizim. Maşallah. O dönemde ben de sıkıntılı bir süreç yaşadım. Sizin sıkıntılı olduğunuz dönemde ben de aynı sıkıntıları yaşıyordum. Maşallah. Niçin, neden? Sorgulama hakkımız yoktu. Asker iken hiç mahkeme görmeden ceza yatmış bir kardeşinizim. En iyi şartları bile hapishanenin en kötü, dışarıdaki en kötü şartlardan daha kötüdür. Fakat Müslüman istediği zaman onu gerçekten medreseye, bir üniversiteye çevirebilir.